Bu sefer A Spor yorumcusu Hayri Beşer bizleri bekliyor sevgili izleyenler. Hayri Beşer nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş buldum Çiğdem Ceylan. Gayet iyiyim. Sen de iyisin umarım. Teşekkürler. Sizi gördük daha iyi olduk Hayri Beşer. Gündemi biraz konuşalım istiyoruz, Trabzonspor'un gündemini. Zaten uzun süredir transferden devam ediyoruz. Şimdi artık birçok başlık var. Onlar da az evvel ekranlara taşıdığımız gibi Perez'le alakalı, artı Gervinho ile alakalı. İşte Cornelius'tan bahsediliyor, Biglia var gündemde. Ama anladığımız kadarıyla kısa süre içerisinde artık Türkiye'ye gelecek iki oyuncu var. Gervinho ve Perez'den bahsediyorum. Uzun süredir gündemde. Doğru hamleler oldu mu, ne dersiniz? Şu anda gerçekleşmiş muamelesi gören transferler için doğru hamleler ifadesini rahatlıkla kullanabiliriz. Bruno Perez, Trabzonspor'un en problemli, en ihtiyaç duyulan alanlarından bir tanesine hitap eden oyuncu. Sağ bek ve sağ ön ihtiyacını bu şekilde Bordo Maviler gidermiş olacak. Gervinho da zaten kalitesi tescilli, belki biraz yaşı itibariyle acaba şeklinde yorumlanan ama bence hani iyi motive edilirse Trabzon iklimi onu tekrar futbola heveslendirirse ziyadesiyle bu oyuncudan çok çok şey alabilir Trabzonspor. Bunun daha önce örneklerini gördük. Aslında Trabzonspor'un bu iki oyuncunun transferiyle birlikte gerçekleştirmeye çalıştığı transferleri bir bütün olarak ele almak lazım. Hatta geçtiğimiz sezonun ortasından itibaren Trabzonspor bu transfer planlamasını yapıyor. Üç tane oyuncu malumumuz kadroya dahil edilmişti. Bakasetas, Berat ve Yunus Mallı. Trabzonspor 3'te 2 yaptı Çiğdem. Yani bu iyi bir oran. Şu anda gerek Bakasetas gerekse Berat beklentilere cevap vermiş iki oyuncu görüntüsünde. Hatta Berat'tan gelişim de bekliyoruz. Henüz yaşı genç, gelişim gösterecek. Orta sahaya katkısı yükselecek. Trabzonspor'un ötesinde milli takıma yükselecek bir oyuncu imajını veriyor. Sadece Yunus Mallı hazır değildi. Uzun süre futboldan ayrı kalmışlığının, yaşadığı sakatlıkların da getirdiği bir özel durum söz konusuydu. O yüzden hani Yunus'tan da Trabzonspor tam anlamıyla vazgeçmiş değil. Yunus'un yapabilecekleriyle ilgili beklentilerden bahsediyorum. Yani Trabzonspor böyle nokta atışı yapa yapa gidiyor geçtiğimiz sezonun ortasından itibaren. Ve bu iki oyuncuyla birlikte Trabzonspor ilk 11'e 4 hatta 5 oyuncu dahil etmiş olacak. Bundan sonraki aşamada neler yapılacak? Aslında Trabzonspor'la ilgili sürekli aynı oyuncular etrafında transfer haberleri gündeme düşüyor. Bu transfer haberleri dönüp duruyor. Burada şöyle bir durum var Çiğdem, onun altını çizelim. Abdullah Hoca'nın yönetime sunduğu bir liste var. Bu listede A, B, C şıkları var. Bir defa bu liste mali anlamda Trabzonspor yönetimini zorluyor. Bunu vurgulayalım. Cornelius konusu çok fazla konuşuluyor. Bunun bu kadar çok fazla konuşulmasının, sürekli gündeme gelmesinin en önemli sebebi de hocanın bu oyuncuyu fazlasıyla istemesi. Yani niçin istediğiyle ilgili de zaten haberde teknik açıdan da doyurucu bilgiler verildi. Çünkü Abdullah Avcı'nın daha önce Başakşehir'de ne tarz santfor profilleriyle çalıştığını biliyoruz. Mehmet Battal, Adebayor. Yani her zaman bir gol makinası ile çalışmanın ötesinde gol kanallarına farklı farklı özellikleriyle katkı sunacak forvet tiplerini önemsiyor. Yani çok boyutlu oyuncu, çok boyutlu santfor istiyor Abdullah Avcı. Burada diretiyor Trabzonspor. Ama şu aşamada transfer birazcık durma noktasında. Onu da vurgulamakta fayda var. Bunu vurgularken Vitor Hugo örneğini de aklımıza getirelim. Hatırlayacaksın sezon başında bu transferle ilgili görüşmeler gündeme geldi. Daha sonra mali açıdan yönetim hayır bu bizim yapabileceğimiz bir transfer değil açıklamasını yaptı ki çok ciddi bir külfet getirecekti. Trabzonspor masadan çekilince şartlar olgunlaştı. Şu anda da Cornelius'a yapılan transfer teklifi aslında karşı tarafın evet demesini sağlayabilecek bir teklif noktasında bana göre. Artık ben topun Trabzonspor'dan çıktığını Parma kulübünde olduğunu düşünüyorum. Onların bundan sonraki tasarrufları neticeyi belirleyecek. Ama Cornelius'un transferinin gerçekleşmemesi durumunda da Trabzonspor'un
B planları var. Yani B planı demeyeyim. Başka bir iki Evet. planı daha var. Burada Suarez eski Portolu oyuncu. Onun da futboldan ayrı kalmışlığından kaynaklanan çekinceler olsa da daha aslında ciddi bir gol makinesi olduğunu ben düşünüyorum. Bu oyuncunun transferi belki de Bordo Mavili taraftarları daha fazla heyecanlandıracak. Onun ötesinde Çiğdem şunu söyleyeyim. Yani transferleri konuşuyoruz. Fakat bu transferlerin yapılabilmesi biraz Uğurcan'a bakıyor. Bunu daha önce de vurgulamıştım. Buradan gelecek paraya bakıyor. Uğurcan'la ilgili de Inter kulübünden teklifler söz konusu, ilgi söz konusu daha doğrusu. Çünkü resmi teklif şu ana kadar Bordo Mavili kulübe ulaşmadı. Şimdi Premier Lig'den ilgi söz konusu Uğurcan'a. Uğurcan da aslında şampiyona öncesi bu transferin gerçekleşmesini istiyor. Şayet Uğurcan transferi gerçekleşebilirse o zaman Trabzonspor adımlarını daha rahat atar diye düşünüyorum. Peki Söloth'u da elbette sorayım. Çünkü hala üzerine konuşuluyor hem başkan hem de teknik adam. Hani eski oyuncularıyla alakalı ufak ufak yorumlar yapsa dahi gündemdeki sıcaklığını hala koruyor. Bir de şöyle ki eğer teklif gelirse kulübü Söloth'un satışına ya da kiralanmasına onay verirse sözleşme gereği bu teklifi Trabzonspor'a oyuncunun kulübü iletmek zorunda. Başkan Ahmet Ağoğlu bizzat bu konuda da bu konuya da vurgular yapmış. Ne dersiniz transfer döneminde konuşur muyuz oyuncuyu? Tabii Leipzig'in tavrı da bu noktada önemli olacaktır. Bir duyum var mı en azından? Onu sorayım. Şöyle söyleyeyim Çiğdem, yani Sörloth kolay kolay sona erecek bir aşk hikayesi değil Bordo Mavili camia için. Orada en küçük bir umut kırıntısı söz konusu olsa dahi Sörloth'un transferi gündeme gelecek. Ancak ben ihtimali çok zayıf görüyorum. Bunun bir defa altını çizmek isterim. Neden? Çünkü oyuncunun hayalleri var. Elbette ki Trabzonspor'u, o camiayı çok seviyor. Ama Peki. oyuncu Bundesliga'da kalmak ya da daha yüksek hedefler peşinde koşmak niyetinde ve yeni teknik direktörünün de kendisiyle ilgili somut düşüncesini görmek istiyor. Özetlersem zayıf ihtimal. Peki. Ama yine de etkileşim çok fazla. Come to Trabzonspor şeklinde de hatırlarsınız bir kampanya başlamıştı ki özellikle Abdullah Avcı'nın o lig sonunda yapmış olduğu sezon değerlendirmesine ona ayrı bir parantez açmasıyla yine taraftarlar heyecanlanmıştı ama diyorsunuz ki çok yüksek bir ihtimal değil. Kesinlikle öyle. Yani Leipzig'te forma giyme ihtimali sıfırlandığı noktada ancak o zaman Sörlot'un dönmesi söz konusu olabilir. Hayri Beşer çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir sohbet oldu. Görüşürüz. Ben teşekkür ediyorum. Çiğdem, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. A Spor yorumcusu Hayri Beşer'le beraber sevgili izleyenler Trabzonspor'un özellikle transfer gündemini sıcak gelişmeleri değerlendirdik. Bir de dün akşama gidelim transfer raporu programında bakalım hangi ayrıntılar konuşuldu. İzleyelim saat başına buluşalım.